Bir süredir Türkiye'yi şok eden olaylar yaşanıyor. Daha doğrusu olaylar zinciri. Bir polis şehit oldu. Herkesin aklında şu soru var. Çeteler neden bu kadar rahat? Polisten korkmuyor mu? Polis otoritesini kaybetti mi? Neler oluyor? Herkesin elinde nasıl silah var? Bu soruların cevabının peşine düştük bugün. Eski bir başkomiser var, Soner Koç Bey. Yayınımızda hoş geldiniz Soner Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Çok tecrübeli bir isim. Kendisi çok büyük İstanbul organizede çok büyük operasyonlara imza atmış bir isim. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Soner Bey, ilk başta gazete manşetlerine de yansıyan o soruyla başlayayım. Çeteler neden bu kadar rahat? Yani öncelikle şehit olan polis memurumuza Allah rahmet eylesin. Yaralı polis memuruna acil şifalar diliyorum. Çok üzücü bir olay. Ailesine Allah sabır versin. Polis memuru Hakan Telli'nin. Yani çeteler neden bu kadar rahat? Yani tabii biz şimdi KHK'lı emniyet mensupları olarak konuştuğumuz zaman sanki her şeyi bu KHK'larla ihraç edilen polislerle ilişkilendiriliyor gibi oluyoruz. Ama konu bir şekilde oraya bağlanıyor. Neden? Yani 15 Temmuz sonrasında hatta 17-25 Aralık'tan sonra başlayan süreçle emniyet teşkilatında bir mantalite değişikliği oldu. Bir yönetim değişikliği oldu. Yani sadece hani kadrolar değişti ama yani emniyet teşkilatı tecrübesini kaybetti. Böyle teknik birimlere gelen kişiler tecrübesiz kişiler oldu. Biz çalışırken şöyle bir tabir vardı. Yani sokağa hakim olmak tabiri vardı. Sokağa nasıl hakim olunur? Olunurun yöntemi değişti emniyet teşkilatında. Yani şöyle görülüyor. Sanki Ne sokakta demek ne kadar bu? Ne demek Soner Bey? ya Biraz açar şöyle mısınız? yani sanki sokakta ne kadar çok polis olursa, etrafta ne kadar çok polis kimlik kontrolü yapar, ne kadar çok polis uygulama yaparsa, mesela işte Taksim'de İstiklal Caddesi'nde ne kadar çok polis olursa sanki İstiklal Caddesi güvende olacak. Sanki çeteler çatışmayacak gibi bir anlayış var. Ki vatandaş da zaten polisin bu tarafını görür. Yani sokakta eğer polis varsa böyle uygulama yapıyorsa polis çalışıyor gibi görülebilir. Ki vatandaş da böyle görüyor. Ama esasında durum böyle değil. Yani çetelerle mücadele etmeniz için polisin gizli, üstü örtülü teknikler kullanması gerekir. Yani normal polisiye tekniklerle, çetelerle mücadele edemezsiniz. Normal polisiye tedbirlerini işte bu bahsettiğimiz devriye hizmetleri, karakola çağırıp ifadesini alırsınız. Onunla ilgili işte genel bir araştırma yaparsınız. Tespit ettiğiniz delilleri, suçları işte arama yaparsınız falan ve gönderirsiniz adliyeye. Bu şekilde suçla mücadele edilmeye çalışılır. Ama çetelerle mücadele farklı teknikler gerektiren bir konu. Bunlar ne? Mesela herkesin eleştirdiği işte ya tüm Türkiye'nin telefonları dinleniyor falan dediği konular vardı yani. Bunlar eleştirildi falan ve bir anda kesildi. Ama eğer siz telefon dinleme mesela teknik şeyleri kullanmazsanız o zaman bu çetelerle mücadele edemezsiniz. Mesela fiziki takip tedbirlerini kullanmazsanız, gizli soruşturmacı kullanma tekniklerini kullanmazsanız bu çetelerle mücadele edemezsiniz ve çeteler büyüdükçe daha fazla büyür. Yani düşünün ki 18-19 yaşında çocuklar Kalaşnikov silah bulmuşlar. Kendi aralarında yani bir çeteleşmeye gitmişler. Yani basında okuduğum kadarıyla şu çetesi, bu çetesi isim bile takılmış falan. Yani bu çocuklar daha 18-19 yaşında. Yani 18 yaşında girince bu çocuklar hadi silah bulalım, hep beraber bir çete mi kuralım demişler. Yani hani bunun bir arka planı, bu silahı nereden bulmuşlar, bu silah nasıl temin edilmiş? Yani bunlara hakim olabilmesi için polisin, özellikle organize polisinin, terör polisinin, kaçakçılık birimlerinin böyle arka planda, mutfak tarafında çok derin çalışmaların, teknik çalışmaların yapılması lazım ki polis sokağa hakim olabilsin. Ama biz 17-25 Aralık sürecinden sonra, 15 Temmuz sürecinden sonra bu yaklaşımdan uzaklaşıldığını gördük. Ve yani bunu uygulayabilecek teknik kapasite polisler de yok. Yönetim kadrosunda da bunlar yok. Mesela 17-25'ten sonra ben çok iyi hatırlıyorum. Organize şubeye bir müdür yardımcısı atanmıştı. Müdür yardımcısı şunu yapıyor. Yani organize şubede bir teknik birim var. Takip birimi, fiziki takip birimi. Bu takip birimleri normal emniyet binasında kalmıyorlar. Ayrı bir yerde binaları var. Bunun amacı da şu. Yüzlerinin deşifre olmaması, tanınmamaları. Çünkü fiziki takip yaparken
polis oldukları belli olmasın diye, arabalarının deşifre olmaması için, mesela emniyet teşkilatına bu arabalar girip çıksa, arabaların emniyet arabası olduğu tanınacak falan. Farklı markalardan ve çeşitli şeylerden mesela arabalar alınmış, teçhizatlandırılmış ve bu ekiplerin tek vazifesi böyle büyük mafya gruplarını, organize suç örgütlerini fiziki takip olarak takip etmek. Yeni gelen emniyet müdürü mesela, ya böyle saçma şey mi olur, işte bunlar ne yapıyorlar falan, bu ekipleri lağvediyor ve bu ekipleri ne yapıyor biliyor musunuz? Yani Beşiktaş'taki gece kulüplerini kimlik kontrolüne gönderiyor. Yani gece kulübüne gidiyor bu ekipler, işte içeri giriyorlar. İçerideki şahısların işte kimlik kontrolünü yapıyorlar, arama yapıyorlar ve çıkıyorlar. Bu ekiple görevlendiriyor. Yani şimdi bu anlayışla gittiğiniz zaman çeteler sokağa hakim olur. Çünkü çeteler de kendince bir gelişme gösteriyorlar. Onlar da sizin aldığınız teknik şeylere, tedbirlere karşı kendileri yeni teknikler geliştiriyorlar falan. Yani sonuç bu. Yani birçok nedene bağlayabiliriz ama temel neden emniyet teşkilatındaki kadro değişikliği ve emniyet teşkilatındaki bu mantalite değişikliği bence. Şimdi burada olayı yapan Anucur çetesi diye bir çeteden bahsediliyor. Yani haberlere yansıyan çetenin ismi bu. Sizin döneminizde bilinen bir grup muydu ya da daha yeni peydahlanan bir grup mu? Hiç rastladınız mı? Ya ben hiç isimlerini duymadım. Açık söyleyeyim, Anucur falan diye. Yani öyle bilinmiş Türkiye'nin ya ben organize şubede çalıştım. Bilinmiş Türkiye'deki büyük mafya gruplarına yönelik soruşturmalar yürüttüm. Zaten hani bakıyorum haberlerde 18-19 yaşında gençler, yani bir organize suç örgütünden bahsedebilmek için yani bir geçmiş olması lazım o grubun falan. Yani çok büyük bir organize suç örgütü olduğunu ben düşünmüyorum. Daha yeni ortaya çıktıklarını düşünüyorum. Ama böyle bir yapının bile çok rahat bir şekilde uzun namlulu silahlara ulaşması, polise karşı böyle bir şeye cüret etmesi, yani bence yani fecaat bir durum. Çok büyük mafya grupları bile uzun namlulu silah bulmada zorlanabilirler, zor bulurlar. Yani olayın bu boyuta ulaşması bence çok şey, yani alarm boyutunda bir durum. Böyle isimler takılıyor tabii basında falan, işte şu grubu bu grubu diye, ama ben çok büyük bir suç örgütü olduklarını düşünmüyorum. Fakat Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ortamda işte herkes artık böyle bir şeye cesaret ediyor. Yani mafya babaları gider siyasilerle fotoğraf verirse herkes mafya babası olmak istiyor. Yani kolay yoldan para kazanmanın yolu. Gençlerin ideali artık ben doktor olayım, bilgisayar mühendisi olayımdan ziyade mafya babası olayım olmuş yani. Mafya babası olduğunuz zaman çünkü devletin en üst kademesi sizi ağırlıyor. Her türlü imkana sahip oluyorsunuz. Gençlere bu şey veriliyor. Bu hedef verilmiş yani. Şimdi bu çetenin metamfetamin işinde olduğu yine basına yansıdı. Bu konuşuldu. Ve bu metamfetamin olayının giderek yaygınlaştığı belirtiliyor. Siz eskiden narkotik konusunda da çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Narkotik konusunda Hakkari Narkotik Şube müdürüydünüz. Bu uyuşturucu, metamfetaminin diğer uyuşturuculardan farkı ne? Neden bu aralar yaygınlaşıyor ve yayılıyor olabilir? Yani metamfetamin sentetik bir uyuşturucu. Çok büyük bağımlılık gücü var. Yani diğer uyuşturuculardan etkisi daha fazla. Yani neden yayılıyor? Ya tabii bu konuda da yine başta konuştuğum şeye geliyoruz. Yani uyuşturucuyla mücadeleyi sadece sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik alınan tedbirlere indirgerseniz, ki şu an o duruma indirgenmiş durumda. Çünkü bakıyoruz ki Türkiye'de 4 ton, 5 ton uyuşturuculardan bahsediliyor, kokain ticaretinden bahsediliyor. Ama bu uyuşturucuyu, uyuşturucunun sahibi kim, kim nakletmiş, kim getirmiş, kime satılacak, nasıl gidecek? Yani bu konularda hiçbir çalışma yok ortada. Sadece elimizde 5 ton kokain maddesi var. Ve orada belki bir kişi, iki kişi gözaltına alınmış veya hiç alınmamış. Ama siz Türkiye içerisindeki böyle büyük çaplı narkotik maddelerin kime ait olduğunu, hangi gruplar tarafından sevk edildiğini araştırmazsanız, Türkiye'de bu uyuşturucu daha fazla yaygınlaşmaya başlar. Yani
uyuşturucuyla mücadele sadece sokak satıcılarıyla yapılan, işte bu mesela videoda gördüğümüz gibi işte arama yapılıp işte bulunan 3-5 gramın yakalanmasıyla engellenebilecek bir durum değil. Arkasındaki organize yapının, organize grubun tüm yönleriyle deşifre edilmesi durumunda ancak bu yapılar çökertilebilir. Yoksa siz bunları sokakta yakalıyorsunuz ama arkasındaki esas yapı devam ediyor. Ve gençler arasında da bu giderek yaygınlaşıyor. Çünkü uyuşturucuya ulaşma yolları kolay, uyuşturucuya erişim yolu kolay. Bu da yaygınlaşmadaki en büyük etken bence. Yani yine Soner Bey, mücadeledeki yanlışlıklar diyebiliriz yani. şimdi şöyle bir olay da var. Mesela yine her gün, her saat haberleri işte şu bilgiler yansıyor. İşte adam tekel bayisine kızıyor, elinde 3-5 tane silah alıp basıyor, öbürü başka bir şey yapıyor, öbürü... Yani sanki yani şu andaki Türkiye'de silaha ulaşmak ve aynı zamanda bütün bunları yapmak yapanın yanına kar kalıyor gibi bir şey var. Yani insanlar artık devlet otoritesini mi kaybetti? Neden bunlar patladı? Ya şimdi şöyle yani bakıyoruz mesela bu olayda da işte kişiler infaz düzenlemesiyle mesela serbest kalmış. Ya şu an gittiğiniz zaman mesela vardı haberlerde falan çıkıyor işte infaz düzenlemesi sonrası işte mesela cinayet işleyen ne kadar yatacak falan diye. Mesela cinayet işleyen bir kişi işte 3 yıl yatıp mesela tahliye oluyormuş. En son infaz düzenlemesiyle. Yani ya insan o zaman cinayet işlemekten korkar mı yani? Hani düşünsenize 3 yıl cezaevinde kalacaksınız ve çıkacaksınız. Kağıthane'deki olayda polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Eski bir KYK'lıydı. Önce terörist denilerek işten çıkartıldı. Daha sonra da işe iade edildi. Türkiye'de şehit, kahraman veya terörist ve hain olmak arasındaki çizgide bu süreçte kaybolmuş gözüküyor. Bu konuda neler söylersiniz Soner Bey? Bununla bitirelim. Ya tabii görevinden ihraç edilen binlerce polis memuru var. Yüzlercesi biz mesai arkadaşımız tanıyoruz. Yani hepsi gözünü kırpmadan görevi için, vatanı için canını feda edecek insanlardı. O şekilde çalıştılar. Biz de o şekilde çalıştık. Ama şu olayda yani polis memuru Hakan Telli'ye Allah rahmet eylesin. Ama o kadar çok yanlışlar var ki yani bu olayda o kadar çok ihmal var ki. Yani öncelikle şöyle bir şey var yani Türkiye'de şu an esasında bu örgütlerle, uyuşturucuyla, büyük çetelerle mücadele etmesi gereken işte organize şube, kaçakçılık şubeleri, narkotik birimleri, terör birimleri tamamının tek işi işte bankasıya para yatıran, ne bileyim yok derneğe üye olmuş, yok işte baylok kullanmış falan böyle KHK'lılara yönelik operasyon yapmak oldu. Onları takip etmek oldu. Yani çeteleri bıraktılar. Görüyoruz işte emniyet müdürlükleri böyle video yayınlıyorlar. İşte KHK'lı operasyonu yapıyorlar falan. Yüzlerce işte özel harekat polisini oraya yığmışlar falan. Evden ne çıkıyor? 5 tane kitap çıkıyor. Yani falan. Böyle operasyonlar yapıyorlar. Diğer taraftan suç örgütleriyle mücadele edilmesi gerekiyor. Suç örgütleriyle kim mücadele ediyor? Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devriye hizmetlerinde görevli 3 tane polis memuru Kağıthane'de bir eve gece operasyon düzenlemeye çalışıyorlar. Yani olayın absürtlüğünü görüyor musunuz? Ya bir kere organize birimlerinin, kaçakçılık birimlerinin elinde olan teknik imkan bu polislerin elinde var mı? Yani mesela o evde kimlerin olduğunu gece organize şube veya istihbarat birimlerinin tespit etmesi belki sadece 5-10 dakikalarını alacak ellerindeki teknik imkanlarla. Ama Kağıthane'deki bu devriye hizmeti yapan polis memuru o evde kimlerin olduğunu gece nasıl tespit edebilsin o esnada? Öyle bir teknik imkanı yok bu birimlerin. İki, evi operasyon düzenleyecek belki eğitimleri de yok. Yani normal polis eğitimini almışlardır tabii ki ama ev arama için organize şubedeki kaçakçılık birimlerindeki, terör birimlerindeki polislere ayrıca özel eğitimler verilir. Yani bu eğitimleri de belki almadılar, bilemiyoruz. Belki yanlarında böyle bir ev aramasına girişecek teçhizatları da yok. Yani
Ama organize şubedeki birimler bu konuda özel olarak teçhizatlandırılmış. Özel teknik imkanlar verilmiş bunlara. Fakat bunlar kenarda duruyorlar. İşte KHK'lı operasyonu peşindeler. Öbür taraftan devriye hizmetinde görevli polisler de kağıthanede bir çeteye yönelik operasyon yapmaya çalışıyorlar gecenin bir vakti. Yani bu üç tane polisin sadece bir ekibin o eve girmesine hangi amirlere müsaade etti? Kim izin verdi böyle bir şeye? Ya bunların ihmallerinin araştırılması gerekiyor. Yani burada İstanbul Emniyet Müdürü'nden ilçe emniyet müdürüne kadar tamamı bu şehidin vebali altındalar. Yani bunun hiç mi vicdan azabını çekmiyorlar? Ben bilemiyorum. Çünkü ya böyle bir operasyon için önceden keşif çalışması yapmanız lazım mesela. Ya organize şube, narkotik şube ne yapar? Bir eve operasyon düzenleyecekse o evin yapısı ne, evde kimler kalıyor? Gerekirse oraya bir ekip gönderip etrafında bir keşif çalışması yaptırırlar. Yani ellerindeki teknik bilgisayar imkanlarıyla, ellerindeki programlarla, mesela teknik programlarla o evde kimlerin bulunduğuna yönelik çalışmalar yaparlar. Ve ondan sonra o eve operasyon düzenlenir. Ve böyle bir grubun eğer çete ise, böyle büyük bir çeteyle yapılanması varsa, operasyon düzenliyorsanız eğer buraya, mutlaka özel harekatla operasyon düzenlersiniz. Yani narkotik şubenin kendi birimleri bile böyle bir eve operasyon düzenleyip direkt kendileri girmezler yani falan. Ama bunların hiçbirisi göz önüne alınmadan 3 tane polis memuru orada bir eve gönderiliyor ve neticesi bu. Çok çok acı. Allah rahmet eylesin diyecek bir şey yok. Umarım yetkililerden, umarım yani amirlerinden, müdürlerinden hesap sorulur. Bundan sonra da böyle bir hata olmaz. Soner Bey, şimdi belki polislikle ilgili belki bir ipucu belki verirsiniz bize. Yani biz hep hani çok yaygınlaştı. HTS kaydı, HTS kaydına bakılır falan diyor. Ya yani bunun harici başka şekilde tespit yöntemleri, teknik imkanları var mı polisin elinde? Yani hemen anında şu evde kaç kişi var? Nasıl tespit ediliyor? Hani son soru dedik ama bununla bitirin. Böyle polisiye özellikle dedektif işlerine meraklı insanlar da çok merak ettiği bir şey bu. Yani şöyle HTS dökümü dediğimiz şey yani şimdi şöyle söyleyeyim. Normal birimde çalışan bir polis memuru bu ekipler HTS dökümü aldığı zaman bunu gidiyor savcılıktan karar alıyor. Ondan sonra işte o şeye gönderiyorsunuz. BTK'ya gönderiyorsunuz. Ondan sonra onlar size gönderiyorlar falan ve geçmişe dönelik bir şey alıyorsunuz. Ama istihbarat birimleri geçmişe dönelik değil anlık olarak HTS'yi inceleyebiliyorlar. Bu nedenle istihbarat birimi o an mesela o evin bulunduğu bazda kimlerin olduğunu ve bunu aynı anda sistem kendisi otomatik olarak oradaki nüfus kaydıyla ve ikamet kaydıyla karşılaştırıp mesela o dairelerde kimler oturuyor ve bunların telefonları. Bunları kenara ayırıp onun haricinde orada kimler bulunuyor? Daha önceden bu kişilerin herhangi bir suç kaydı var mı? Mesela bunları anında görebilir. Bir de şöyle bir şey var yani HTS dökümünde mesela normal ilçe polisi falan HTS dökümü aldığı zaman bu telefonun gerçek kullanıcısını test edemeyebilir. Yani mesela telefon kişinin kendi adına değildir. Suç işleyenlerin çoğu böyle kullanır zaten. Ama istihbarat birimleri bu telefonu gerçekte kimin kullandığını tespit edebilir. Bunun için o evde kimlerin olabileceğine yönelik %90'a yakın bilgiyi istihbarat biriminden uzman bir polis oturduğu zaman ortaya çıkartabilir yani. Yani bu bir 10-15 dakikasını alır yani. Bunu ortaya çıkartır ve ona göre bir bilgi verir. Zaten organize birimleri operasyon yapmadan önce operasyon yapacakları adreslere yönelik istihbarat şubeden böyle bir bilgi de talep ederler. Ve istihbarat şube ona yönelik bilgi verir. Yani bu evde şöyle bir durum oluşabilir, işte silahlı kişiler olabilir tarzında mesela istihbarat birimi böyle size bilgi verir, siz ona göre hazırlığa gidersiniz. Bir de çete deniliyor burada ve cidden de ortada uzun namlulu silahlar var. Yani organize şubenin böyle bir çeteyi takip altında tutmamış olması bile bir ihmal. Yani İstanbul'da böyle bir grup varsa eğer
Ya bilmiyorum, biz çalışırken böyleydi. Yani eğer bir Kalaşnikov silahtan bahsediliyorsa mesela İstanbul'da, yani bunu bulmak için biz dişimizi tırnağımıza takardık. O grubu en yakınından takip etmeye ve o silahı bulmaya çalışırdık mesela. Ama burada rahatça çatışmaya giriyorlar artık. Yani 18-19 yaşındaki gençlerin elinde Kalaşnikov silah var. Bu çok ilginç, benim çok garibime gidiyor yani. Anladım. Çok teşekkürler Soner Bey. Dediğiniz gibi ilçe emniyet müdüründen belki İçişleri Bakanı'na kadar uzanan büyük bir ihmaller zinciri duruyor. Bir kaybımız var ve işin kötüsü bu olaylar durmadan devam ediyor. Ne diyelim? Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Katıldığınız için çok değerli bilgiler paylaştınız. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.